Sevgili seyirciler, Avrasya Hastaneler Grubu özellikle pandemi sürecinde önemi bir kez daha artan kalp şikayetleri üzerine kalp sağlığı paneli düzenledi. Uzman doktorlar merak edilen tüm konulara panelde açıklık getirdi. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nden herkese merhabalar. Kanal 58 İstanbul temsilcisi Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konusu yeni doğan kalp sağlığı oldu. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Esat Akıncı, Profesör Doktor Ali Rıza Cenal, Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Habib Çil panelde önemli bilgiler verdi. Periferik damarlar dediğimiz işte şah damarından tutun bacak damarlarına, oradan böbrek damarlarına, hatta bağırsakları besleyen damarlara kadar alanlara müdahale etme imkanına kavuştu. Elbette girişimsel radyoloji, kalp damar cerrahisi bunlarla ilgili tedavi ayağı yine devam ediyor. Evet. Ama zaman geçtikçe girişimsel kardiyolojinin çok daha ilerlediğini 30 yıllık, 40 yıllık süreçte görmüş olduk. Bypass ameliyatlarında acaba kalbi durdurmadan yapabilir miyiz düşüncesi ortaya çıktı ve bununla ilgili olarak da o yıllarda başlayan çalışmalar ilerledi. Kalbin fonksiyonunu kaybetmesi ve kapağın tutunduğu yerlerdeki problemlere bağlı olarak işte kapakta yetmezlikler gelişebiliyor. Şu anda en çok gördüğümüz bir aortun dejeneratif kapak hastalığı ve mitral kapağında iskemik hastalığı diyebiliriz. En çok bunları görüyoruz ve bunların da ameliyatlarını çok başarılı bir şekilde yapıyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu Direktörü İbrahim Uğurlu, sağlıkta okuryazarlığı geliştirmek için düzenledikleri panelin önemine vurgu yaptı. Evet, bugün kalp sağlığı konusunda kalbin derinliklerine inildi. O kalbin mistik alanlarına inildi. Bu panellerimiz sağlıkta okuryazarlığı geliştirme konusunda Sağlık Bakanlığı'nın amaçları doğrultusunda yaptığımız bir şey. Ve çok net, anlaşılır, sade bir dille anlatıldı. Bu bir bilim adamları için, bilim insanları için kolay bir iş değil. Evet, kalbimizin derinliklerine inip kontrol noktasına bugün biraz daha farkında olmuş olduk. Evet, bunun için demek ki hem iyi bir altyapı gerekiyor.